Cafer Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Bizlerdeyiz. Allah şükürler olsun. Bizleri burada misafir ettiniz öncelikle. Ağırladınız. Biz misafirperverliğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz ekip olarak. Çok sağ olun. Siz de buraya geldiğiniz için biz de size çok teşekkür ediyoruz. Büyük keyifti Cafer Usta sizleri ziyaret etmek. Böyle ben kısaca bir Cafer Bey'i tanıyacağım önce bu keyifli röportajın başında. Sizleri tanıyalım mı? Sektörle tanışmanız nasıl oldu? Ben Cafer Atalan, 1973 Erzurum doğumluyum. Erzurumluyuz. Bu sektöre 15 yıl önce girdik, çalışmaya başladık. Çekirdekten mi yetiştiniz yoksa daha sonra mı? Çekirdekten, çıraklıktan geldik, yetiştik. Sonra bu sektörde bazı şeylerde açıklıklar gördük. Ve bu açıklıklara göre biz de kendimize bir firma kurduk. Hayırlı İzmit Kaynak olarak. 2017'nin 9. ayında faaliyete başladık. 4. yılımız hayırlı uğurlu olsun. Evet. Çok keyifli bir yer kurmuşsunuz. Teşekkür ediyorum. Şimdi biz İzmit Kaynak'tayız. Peki neler yapıyoruz Cafer Usta burada? Yani verdiğiniz hizmetler neler? Biz burada özel kaynak sektörüne hizmet ediyoruz. Yani nasıl özel kaynak? İşte alüminyum, döküm, pik, magnezyum, titanyum, bakır, karbür kaplama, tungsten, püskürtme, stalet kaplama gibi özel kaynak işleriyle uğraşıyoruz. Yelpaze geniş bayağı yani saydığınız ürünler bayağı bir geniş. Evet, yelpaze geniş. Bizim burada tamir takım amaçlı kullanılabilen malzemelerin ömürlerini daha fazla uzatabilmek. Bütün sektördeki işlerimiz bu. A'dan Z'ye diyebilir miyiz bölümünüzle yani alakalı? Kaynak konusunda A'dan Z'ye diyebiliriz. Bir de siz sadece kaynak yapıyorsunuz. Hani ekstrem bir durumla karşılaşmıyoruz ekstrem burada. Ekstrem bir parça yapmıyoruz. Evet. Sadece kaynakla uğraşıyoruz biz burada. Evet. Evet, kaynak deyince İzmit kaynak evet, yani. Evet, kaynak deyince İzmit kaynak. Zor bir iş. Belki dışarıdan kolay gözüküyor. Hani çok basit durur ama bu işin arkasında bilgi, tecrübe, emek, sabır her şey var. Biz bunu görüyoruz. Röportajdan önce biraz sohbet ettik sizinle. Bu başarınızın sırrı ne? Yani olmazsa olmazlar sizin için. Bizim için başarımızın sırrı önce müşteri memnuniyeti. Önce müşteri memnuniyetimiz ve işimizin arkasında durmamız. Yaptığımız her işin arkasındayız. Dürüstlük mü? Bu da dürüstlük diyebiliriz yani. Yaptığımız işin her türlü arkasındayız. Olmayan parçayı tekrar alıp tekrar tamir edip tekrar müşterinin memnuniyetini kazanmaktayız. Yani sonuçta kul yapısı olabilir. İnsanlık hali. İş yerinin her şeyi olabilir evet. Ama arkasında durmak önemli. Her zaman için. Seviyorsunuz da ama ben bunu da hissettim sizde. Hani yıllarınızı vermişsiniz ama hala o heyecan var sizde mesleki anlamda. Mesleki anlamda şunu söyleyebilirim. Dünyaya bir daha gelsem kaynakçı olurdum. Kaynakçı olurdum yani. Bu sektörde başarılı olmak en büyük hedefimiz. İş konusunda en büyük hedefimiz başarılı olmak. Sizler gibi ustalar yetişmiyor çünkü maalesef. Artık şu an sanayide bir kanayan yara Cafer. Çırak yok sanayide. Yani evet. Bu bir net mi? Aynı fikirde misiniz bilmiyorum benimle şu ama. Şu anda bizim bu sanayimizde, İzmit sanayisinde bizim gibi esnaf 3-4 tane kaldı. Yok, bitti artık. Çırak yetişmiyor. Çırak bulamıyoruz. Aile de teşvik etmiyor. Mesela aileler de bu konuda biraz eski jenerasyon gibi değil. Ya hem aileler eski jenerasyon gibi değil, hem de yeni nesil de artık sanayiye girmek çok istemiyorlar. Eğitim sistemi de etkiledi. Şimdi eğitim, o 4+4+4 sistemi. Çocuk zaten okulda 15-16 yaşında çıkıyor. 20 yaşında neredeyse geliyor yani. Aynen, 20 yaşına geliyor. Bu saatten sonra da zaten yetişmesi hem onun için zor hem bizim için de zor. Biz de yetiştiremiyoruz. Yani 20 yaşındaki bir çocuk bir de askerliğini yapıp geldikten sonra zaten hiç yetişmiyor. Evet. Onun yani için bir şey iş yaptırırken bile farklı olur. Gençlere de tabii şu anda şunu tavsiye ediyorum. Buyurun. Ya çok iyi bir okul okuyun. Evet. Ya da erken yaşta bir meslek sahibi olmaya çalışın. Kesinlikle. Başka yani burada yok. Tecrübe konuşuyor. Bu konuda çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Yıllarınızı vermişsiniz bu mesleğe çünkü. Çünkü bizim üretime ihtiyacımız var. Ülke olarak ihtiyacımız var. Ülke olarak var. Tabii ki üretim şart. Evet. Üretim olmazsa olmaz ülke olarak. Olmaz. Pandemi sürecinde ne gibi tedbirler aldık peki? Pandemi işte maskemiz, mesafemiz, hijyen kurallarına uymaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Önce sağlık. Evet, önce sağlık. Zaten sağlık olmasa biz bu işi yapamayacağız. Evet. Bu anlattıklarımız bile boş. Evet, sağlık olmadığı sağlık sürece. Olmasa hiçbir şey olmayacak. Evet. Evet. Son soruma geldim. Hayal ettiğiniz yerde misiniz? Böyle film şeridi gibi geçse geçmiş. Bugünlerde buralardasınız. Daha yarısındayım diyebilirim. Daha kaynak konusunda çok şey hayal ediyorum. Hala da o teknolojinin peşinden koşuyorum yani. Evet. Devamlı teknolojinin peşinden koşuyorum. Hayal ediyorum. Evet. Ama inşallah bir gün hayal ettiğim yere de geleceğim yani. Ama şu anda yarısındayım yani hayal ettiğimin. Ne hedef bitecek ne hayal. Tabii yani geriye baktığım zaman 5-6 sene önce maaşlı çalışıyorduk. Şimdi kendi bünyemizdeyiz. Kendi firmamızı kurduk. Evet. Müşterilere hizmet ediyoruz.
Bu da bizi çok memnun ediyor zaten. Müşteriye hizmet etmek, ortaya bir şey yapıp çıkarmak bizi çok memnun ediyor. Farklı bir haz bu. Evet. Tabii ne hedef ne hayal bitiyor. Biz bir yolda başarılar diyelim sizlere. Çok teşekkür ederim. Biz herkesi buraya davet edelim. En azından yaptığınız işleri görürler. En azından bir çay kahve içerler, bir tanışmış yani olurlar. Sizin her şey ticaretle değil. Evet, her şey ticaret değil. Çay kahvemizi de içmeye gelsinler, buyursunlar inşallah. Herkesi davet ediyoruz. Çok sağ olun. Bu vermiş olduğunuz değerli bilgiler dolayı öncelikle sizlere ben çok teşekkür ediyorum. Çok büyük keyifti. Başarılarınız daim olsun. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Beni kırmayıp geldiğiniz büyük için. Büyük keyifti. Çok sağ olun. Hoşçakalın efendim. Sağ olun. Sağ olun.